Kültür ve medeniyetin bal peteklerinden şerha şerha döküldüğü, efkarlı sinelere serpilen tütün dumanı. Nar ateşlerde pişip eski zamanları anımsatan tadıyla büryanı. Ve her minaresinde özgürlüğe kanatlanmak için can atan beyaz güvercinler diyarı. Bitlis, Adil Cevaz Ulu Cami'den muhabbet dolu selamlarla. Ulu Cami ya da Eski Cami olarak bilinen tarihi yapı, Doğu Anadolu'da Bitlis iline bağlı Adil Cevaz ilçesinin batı yönünde, tarihi kalenin güney yamacında yer almaktadır. Van Gölü'ne uzanan meyilli bir arazinin yamacında kaba yonu taşı ve kesme taş kullanılarak inşa edilen cami, doğu-batı doğrultusunda uzanan kütlesel bir yapıya sahiptir. Bitlis ve çevresindeki yapıların hemen hepsinin inşasında muntazam yontulmuş blok taş ve kireç harç kullanılmıştır. Taşlar,
tarihin elleriyle sıkı sıkı ve muntazam bir şekilde birleştirilmiş. Harç, ince çizgiler halinde bir cefakar Anadolu kadınının yüzüne işlenip kalmış gibidir. Eski camide de aynı yapı tekniği karşımıza çıkmaktadır. Van Gölü çevresinin coğrafi yapısı ve taş ocaklarının bolluğu yöre mimarisini şekillendirmiş ve standart diyebileceğimiz bir inşaat tarzını ortaya çıkarmıştır. Kireç taşının yanı sıra yörede ahlat taşı olarak bilinen andezit ve andezitik tüf kullanılmıştır. Cami, doğu-batı doğrultusunda enine dikdörtgen planlı olup 5 adet tonozlu bölüm üzerinde yükselmektedir.
Cami genel olarak incelendiğinde, mavi sulara nazır arşa yükselen ezanın uhrevi maneviyatının yanı sıra, yapının gerek beden duvarlarında, gerekse iç mekanlarında yer alan kemer, tonoz gibi yapı ögelerinde iki tip yapı malzemesi kullanıldığı tespit edilebilir. Orijinal yapım sürecinde genel olarak gri renkli olan taşlar, kaba yonu taş olarak kullanılmış olmasına rağmen, onarımlar sırasında ise pembe, kahverengi, gri renklerde kesme taşların kullanımı tercih edilmiştir. Bir araştırmada camiden orijinal yapımında sonradan onarımlarda kullanıldığı düşünülen iki ayrı örnek grubunun ince kesitleri incelenmiş ve fiziki mekanik deneyler yapılarak kuru birim ağırlığı, doygun birim ağırlığı, porozite, su emme ve basınç dayanım değerleri belirlenmiştir. İki örneğin de andizitik tüf olduğu, ancak ikinci örneğin daha uzun süre atmosferik koşullarda ayrıştığı anlaşılmıştır. İlhamın naif diyarı Bitlis harikalarının bir sonraki bölümünde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.